Otobüste belli hatlarda çalışıyor, gidiyor, geliyor. Ama otobüste yazın klimalar çalışmıyor diye otobüse binerler. Şikayetçi ve ya hem yaz hem kış adeta balık istifi, özellikle yoğun saatlerde büyük izdiham var. Otobüs sayısı yetersiz. Otobüslerin güzergahlarının ayarlanması yetersiz. Alternatif toplu taşıma imkanlarının sunulmaması yetersiz. Çünkü tramvuz daha önceki belediye başkanı döneminde vardı. Şimdi üstüne bir tas ayran içtiler, unuttular. Bize de unutturmaya çalıştılar. Ve oraya giden trilyonlar da hep oldu gitti. Şimdi vatandaşa dokunduğun zaman bina işliyorsun. Diyorlar ki büyük bir izdiham var. Yani keşmekeşlik yaşanıyor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı'nın dikkatini çekmek istiyorum bu konuya. Bu konuda insanlarımızı bir an evvel rahata kavuşturması lazım. Ve yine Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan seslenmek istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi sevgili kardeşlerim, Konya'da Selçuk Üniversitesi var, başka bir üniversite daha var. Konya'da 4 yıldır öğrenci bileti 1 lira 55 kuruş. 4 yıldır öğrenci bileti değişmemiş. 1 lira 55 kuruş. Urfa'da ne kadar? 3 lira. Urfa'da 3 lira. 1 lira 55 kuruş Konya'da. 4 yıldır da değişmemiş. Urfa nasıl bir öğrenci şehri olacak? Urfa nasıl bir cazibe merkezi olacak? Urfa'da eğitim seviyesi nasıl yükselecek? En çok şikayet ettiğimiz şey eğitim. 8. büyük şehiriz. 81 il içerisinde 79. sıradayız eğitimde. Bütün imtihanlarda, testlerde, üniversite girişlerde, lise girişlerde başarısızız. Yani bunda belediyenin hiçbir katkısı olmayacak. Yani tabiri caizse amiyane ifadeyle öğrencilere kazık atarak belediye yani büyük bir finans mı elde edecek? Bu nasıl bir anlayış? Konya'da, Selçuk'ta 1 lira 55 kuruş öğrenci bileti. Ama Urfa'da 3 lira. Böyle bir anlayış olmaz. Buradan ifade etmek istiyorum. Urfa'ya yazık oluyor. Gerçekten yazık oluyor. Urfa gibi bir vizyonel kadim şehirde böyle, ben herkesi suçlamıyorum. Mutlaka başlacı, belediye başkanı şahsını da söylemiyorum. Profili düşük belediye başkanlarıyla maalesef bir yere gidemiyoruz.